Evet, şimdi hanımlar, en önemli çaya geldik bence. Zayıflatıyor ve yağları yakıyor. Bu çayı da kendime alacağım, kimseye vermem. Hiç heveslenmiyorum. Paylaşsak olmaz mı? He? Paylaşsak, hani benim de biraz ihtiyacım öyle var. Öyle mi? Sen genç adamsın ya, spor yap. Peki, tamam. Hala üretemediysen suç sende. Yani. Turunç çiçeği. Onu bulamamışlar, yaprağını vermişler, olmaz. Çünkü turunç çiçeğinde bulunan sinefrin orada önemli. Hmm. O yüzden yani orada da bir kolu eksik olmuş oluyor. O zaman hocam biz bunu turunç çiçeği niyetine koyalım. Koyalım. Ama. Yani bu öldürmez değil mi? Yok, öldürmez. Şu kadar iyi mi? Şey gibi değil, iyidir. Az miktar koyalım. Peki, turunç çiçeği niyetine yaprağını koyduk hanımlar. Evet. Mate ne, mate? Mate çay, şu. Mate, bu Paraguay çayı da denir. Güney Amerika yerlilerinin enerji çayıdır. Bu biliyorsunuz çok popüler oldu geçtiğimiz yıllarda. Kafein taşıyor çünkü. Evet. Turunç çiçeğindeki maddeyle, sinefrinle bundaki kafein birleştiğinde yağ yakıcı özellik kazanıyor. Öyle bir özelliği var. Birazcık mate. Mate zaten normalde çay olarak içilen bir şey. Evet. Sonra bir miktar yeşil çay. Yeşil çay var. İçerisine. O da çünkü kafein taşıyor. Evet. Bu bakımdan o da yağ yakıcı özelliği bilimsel olarak da ortaya konulmuş. Sonra biberiye koyacağız yağ yakıcı, metabolizmayı hızlandırıyor. Biberiye gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor hocam. Evet. Ben bunu biliyorum yani. Şimdi kıyamadım biliyor musunuz? Onu kendim alacağım dedim ama koy bakayım çocuğum suyunu. Şöyle gözüme şöyle eline boyuna kilolu bir hanım ki sen fena değilse sen iyi gidiyorsun. Yok yok daha şişman biri lazım bana. Bakayım sana sen mavilinin yanındaki gel bakayım sen basen kısa hayır yanındaki sen mi daha şişmansın gel Allah canını almasın gel. Tamam. Tortlara orayı tıkadığı için öften karıştırıyorum ki. Bakayım maşallah vallahi iyi gelecek bu sana. Şöyle evde yapalım. De yap. Çok bak, toz edilmiş. Turunç çiçeği, mate, yeşil çay. Tamam. Tuttun mu aklından? Evet.